Gökyüzündeki en parlak gök cismi nedir? Güneş ve Ay dışında. Yani onlardan sonra en parlak. Yüzyıllarca kaşiflere yol göstermiş, denizleri açtıran, yeni kıtalar keşfettiren kutup yıldızı olabilir mi? Aslında şaşırtıcı ama kutup yıldızı öyle pek de parlak bir yıldız değil. Ondan çok daha parlak bir gök cismi var. Hayır, bu da değil. Çünkü hep gün doğumu ve gün batımlarında görünüyor. İşte şu parlak gök cismini söylüyorum. Güneşin ışığına rağmen ışıltısı gökyüzünde parlıyor. Adına destanlar yazılan, tanrıçalar olan Venüs'ten bahsediyorum. Fakat Venüs'ün etkileyiciliği burada bitmiyor. Yüzyıllar boyunca insanlığı büyülemiş olmasına rağmen pek az bilinen bir şeyi göstereceğim şimdi size. Bu Venüs, bu da Dünya. Güneş etrafında kendi hallerinde dolanıyorlar. Böyle bakınca sıra dışı hiçbir şey yok gibi görünüyor. Fakat araya bir çizgi çekip bu çizgiyi takip ettiğimizde sıra dışı bir şeyler oluyor. Ortaya 5 yapraklı bir gül çıkıyor. Bir dakika. Ama bu nasıl olur? Bunun güzellik tanrıçası Venüs'te gerçekleşmesi bir tesadüf mü? Binlerce yıl önce bu yörünge hareketi biliniyor muydu ki? Yoksa birileri bu antik uygarlıkların kulağına mı fısıldamış? Bu şekli oluşturan iki değer var aslında. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklığı ve bir yılı ne kadar sürede tamamladıkları, yani periyotları. Bunlar öyle bir değerde olmalılar ki böyle güzel bir şekil ortaya çıksın. Hassas bir ayar. Eğer biri birazcık az ya da birazcık daha fazla olsaydı olmazdı, değil mi? Pek değil. Dünya Güneş etrafındaki bir yılını 365 günde tamamlıyor. Hepimizin malumu. Venüs ise 225 günde tamamlıyor. Dünya ile Güneş arası mesafeye de astronomlar kolaylık olsun diye kısaca bir astronomik birim, yani 1 AB demişler. Venüs'ün Güneş'e uzaklığı ise bu durumda 0.7 AB ediyor. Şimdi burada bir senkron, bir ahenk varsa bu değerler özel değerler olmalı. Ama sadece Dünya ve Venüs'e mi özel? Bu iki gezegenin aşklarının dansı mı yoksa? Şimdi daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Şu 5 yapraklı güle iyi bakın. Bunu oluşturduğumuz sırada Dünya 8, Venüs de 13 tur atıyor. 5 yapraklı gül. 5, 8, 13. Bu sayıları hatırladınız mı? Bunlar Fibonacci sayıları. Ahenk ve güzellikle ilişkilendirilen altın oran değil mi bu? Bir sonraki sayı, önceki iki sayının toplamı olan şu dizi var ya hani. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Yani bu kadarı da tesadüf olamaz artık. Ama biz yine de akılcı düşünmeyi bir kenara bırakmayalım. Böyle oluyorsa bir nedeni olmalı. Bu güzelliğin nasıl oluştuğunu açıklığa kavuşturabiliriz. Ha, sahi. Diğer gezegenlerde durum nasıl acaba? Benim ilk aklıma Jüpiter geliyor. Ne de olsa Galileo'nun favorisi. Hemen şimdi Dünya ile Jüpiter'e bir bakalım. Tabii bu sefer mesafeler ve süreler oldukça farklı. Bakalım ne oluyor? Vay canına. Merkezde Güneş yeniden oluştu adeta. Bir dakika ama bir dakika. Dünya Venüs yapınca çiçek gibi bir şekil çıkmıştı. Dünya Jüpiter yapınca da Güneş gibi bir şekil çıktı. Demek ki şekiller değişiyor. Acaba keramet Venüs'te değil de Dünya'da olabilir mi? Bunu test etmek için hemen Dünya'yı denklemden çıkaralım. Bir de Venüs Jüpiter deneyelim. Bu diğerlerinden çok daha farklı duruyor ama açıkçası ben bunu da oldukça beğendim. Acaba hangi gezegeni referans aldığımıza göre oluşan şekil de değişiyor olabilir mi? Dünya yerine Venüs'ü koyduk ama bir başka yakın çift olan Jüpiter ve Satürn'e bakalım bir de. Belki de yakın gezegenler birbiriyle bir aşk yaşıyordur. Bir çiçek çıkmadı gibi burada. Ama dikkat ettiniz mi? Aslında çok tuhaf bir şeyler oluyor. Şu merkezde oluşan şekle bakın. Bir üçgen. Bir yerde çiçek, bir yerde güneş, bir yerde üçgen. Yahu ben baktığım her yerde bir şeyler görüyorum. Acaba biz mi gördüklerimize biraz fazladan anlam yüklüyoruz? Samimi söylüyorum, vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Durun, en iyisi biz hepsini bir görelim. Ne varmış ne yokmuş eteklerimizi bir dökelim. En iyi karşılaştırma böyle olur. İşte karşınızda Güneş sisteminin dansı. Çok sıra dışı değil mi? Gerçi garip demeliyim sanırım çünkü sıra dışı olmadığını gördük. Her yerde farklı bir şekil var. Bakın şurada Davut'un yıldızı bile var. Eminim bu Amerika'nın bir oyunu değil. İyi ama nasıl oldu? Yani bu gezegenlere özel bir durum mu var acaba? Belki de gezegenler öyle bir diziliyordur ki Güneş etrafındaki dönme hızları da hep buna göredir. Bu yüzden de hep böyle şekiller ortaya çıkıyordur. Fizik yasaları evrene bir ahenk katıyordur, olamaz mı? Deneyelim. Şimdi kafamdan iki gezegen uyduruyorum.
rastgele uzaklık değerleri de seçeyim ve buna bir de rastgele periyot ekleyeyim. İşte bunu yaptığımda karşımıza çıkan sonuç yine bir şeyler çıkıyor. Hatta eminim biraz zorlasak Venüs'ten güzeli bile ortaya çıkabilir. Mesela oradaki gibi 5 yapraklı çiçek olacağına 4 yapraklı yonca yapabilirim. Oysa ki bu Güneş sisteminde hiçbirinde yok. Peki bu nasıl oluyor? Aslında gerçekleşen şey ortaokulda da hepimize öğretilen EBOB-EKOK hesabından pek de farklı değil. Ortak katlara, ortak bölenlere bakıyoruz. Şimdi birinci gezegen için bir birim, ikinci gezegen için 3 birim uzaklık verelim. Birisi bir tur atarken diğeri 2 tur atsın. Böyle bir şekil oluşuyor. Eğer birini 3 birim değil de 2 birim uzağa koysaydık da aynı şekilde ortaya çıkacak. Sadece büyüklüğü değişecekti. O zaman tüm olay periyotlar arasındaki ilişkide. İşin sırrını çözmeye yaklaşıyoruz. İkisinin de yörünge periyotları eşit olursa işte böyle olur. İkisi de bir arada dönerek bir çember tarıyorlar. Şekiller bu denge bozulunca ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında buna bir ahenk değil de ahenksizlik bile diyebilirmişiz. Örneğin 100 güne 200 gün durumunu ele alalım. Tam burada durduralım. İçteki 2 turunu tamamladığında dıştaki 1 turunu tamamladı. İlmeğin nerede oluşmaya başladığına dikkat edin. İki gezegen başlangıç anında birbirlerinden uzaklaşmaya başlıyorlar. Fakat tam ilmek oluştuğunda birbirlerine en uzak konumdalar ve bu uzaklaşma duruyor. Artık birbirlerine yakınlaşmaya başladıkları hareketi görüyoruz. Bu da simetriyi yaratıyor. Böylelikle ortaya hoş görünümlü bir desen çıkıyor. Bu olayı aslında dünyadan görebiliyoruz. Eğer yıl boyunca Mars'ın hareketini çekecek ve tek bir karede birleştirecek olursanız işte o ilmek hareketi. Venüs için de aynısı geçerli. Yani retrograde, kısaca retro hareketi. Gökyüzünde ilerliyor gibi görünürken bizim yakınlaşıp onu geçmemiz nedeniyle gökyüzünde geriye gidiyor gibi görünmesi. Dikkat edin, bu durum bizdekinin biraz tersi. Desenlerdeki ilmek en uzaktayken atılırken burada en yakın konumdayken atılıyor. Bu hareket sayıları ne seçersek seçelim olacak. Yani ne Venüs'e özgü, ne Dünya'ya, ne de başka bir şeye. Çünkü biri diğerinden hızlı ve bir noktada birbirlerini illaki yakalayacaklar. Sayılar ne olursa olsun bir desen ortaya çıkacak. Örneğin 100-250 yaparsak biri 5 tam tur attığında diğeri 2 tam tur atmış olur. Bu sırada da 3 kere ilmek oluştururlar. Ama şimdi bir uyanıklık yapıp 100-111 yaparsak ne oluyor bir bakın. Başta aynısının bir miktar dönmüşü gibi görünüyor ama ikinci turu izleyin. Bir önceki desenin tam üstünden geçmiyor. Eğer yeterince izleyecek olsaydık karma karışık bir görsel ortaya çıkacaktı. Aslında Venüs'le Dünya'da da durum böyle. 8-13 Fibonacci, hatırladınız mı? 365'i 8 ile çarpalım 2920. 225'i 13 ile çarpalım 2925. Çok yakınlar ama eşit değiller. Dolayısıyla onları da aslında yeterince izlersek bu hareketi yapıyorlar ve o 5 yapraklı gül karma karışık bir şekle dönüyor. Ayrıca çok önemli bazı detayları da atladık. Örneğin burada bütün olan biteni 2 boyutta görüyoruz. Halbuki gezegenler 3 boyutta hareket ediyorlar ve hepsinin yörünge düzlemi biraz farklı. Misal, Plüton'unki epey farklı. Bunun yanında biz yörüngeleri çember olarak çizdik ama hiçbir yörünge tam böyle çember gibi değildir. Tam aksine eliptik olmak zorundalar. Bazen Güneş'e daha yakın oldukları için daha hızlı, daha uzak oldukları içinse daha yavaş ilerliyorlar üstelik. Fakat biz bunu hep sabit kabul ettik. Eğer bunları da dahil etseydik, yani daha gerçekçi yapsaydık simülasyonumuzu, bu şekiller bu kadar hoş gözükmeyecekti. Güzellik ve aşk tanrıçası Venüs'ün gezegeni belki hayallerimizdeki o büyüleyici hareketi yapmıyor olabilir. Fakat gün doğum ve batımlarını aydınlattığı, hikayelere konu olduğu ve bizim için bir anlam taşıdığı aşikar. Baksanıza, üstüne bir hikaye de biz anlattık. Belki de olmayan güzelliği aramak yerine biraz da olan biteni görmeye, anlamaya çalışmalıyızdır, kim bilir.